Herkese merhaba. Bu seferlik söz sıramda yine barıştan bahsedeceğim. Barışa niçin ihtiyacımız olduğundan bahsedeceğim. Ama bazı somut davalar üzerinden ve somut gelişmeler üzerinden barış hakkını, barışa niçin ihtiyacımız olduğunu anlatmaya çalışacağım. Daha birkaç gün önce 21 Eylül'de Türkiye'de 3 önemli dava vardı. Bir tanesi Ape Musa'nın katledilmesiyle ilgili davada mahkeme 30 yıllık alalade suçlarda en fazla uygulanacak zaman aşımı süresini uyguladı ve insanlığa karşı suç kapsamında görmediğini açıkça ortaya koydu. Halbuki gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Siyasal Cinayetleri Araştırma Komisyonu, gerek Susurluk Komisyonu raporunu eğer o mahkeme okumuş olsaydı, Ape Musa'nın katledilmesinin çok tipik bir insanlığa karşı suç olduğunu, yani ağır bir insan hakkı ihlali olduğunu anlardı. Ve gerçekten de zaman aşımı kuralını uygulamayabilirdi. Fakat siyasal iktidarın yargı üzerindeki baskısı o kadar bariz ki mahkemede iktidarın uyguladığı cezasızlık politikasına uygun olarak cezasızlık kültürüne yeni bir katkı sundu. Ve sonuçta maalesef davayı zaman aşımından düşürdü. Tabii ki biz bunu istinaf edeceğiz. Tabii ki biz hakikat hakkı için, adalet için, adalete erişim için bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Aynı gün bir başka dava, cumartesi anneleri, cumartesi insanları ve hak savunucularının 700. haftasının yasaklanması nedeniyle polis şiddetine maruz kalan cumartesi annelerinin bizatihi kendilerinin gösteri yasasına aykırılıktan yargılandığı dava sırasında yaşananlardı. İstanbul'da adliye önünde her zaman basın açıklaması yapılır ve daha sonra duruşma izlemeye gidilirdi. Ama 21 Eylül günü İstanbul polisi ne yaptı? İzin vermedi. Orada toplanan cumartesi annelerine, cumartesi insanlarına, hak savunucularına, Alper Taş gibi siyasal kişiliklere yönelik çok sert müdahalede bulundu. Gözaltı yaptı ve duruşma sağlıklı bir şekilde yapılamadı ve Şubat ayına bırakıldı. İktidar cumartesi anneleriyle ilgili yasaklama eylemlerini sürdürüyor bakın. İzin vermiyor. Aynı iktidar 2011'de cumartesi annelerini kabul etmişti. Onlara söz vermişti. Berfu annenin çığlığı hiçbir zaman unutulmayacak. Berfu anne oğlu Cemil'i aramaya devam ediyor. Cumartesi anneleri çocuklarını aramaya devam ediyor. Bu iktidar verdiği sözü tutmadı. Bırakınız sözü tutmayı. Cumartesi annelerinin hakikat ve adalet arayışını engellemek için elinden geleni yapıyor. Bakın bir iktidar nereden nereye savruldu. Zamanında annelere söz verdiği zaman 90'lı yılların insanlığa karşı suç işleyen faillerini yargılama sözü vermişti. Ama şimdi o faillerin bir kısmıyla siyaseten aynı mecrada yürüdüğü için, politika yaptığı için şimdi o verdiği bütün sözleri unuttu. Peki bunlar sözle mi oluyor? Kesinlikle hayır. Eğer bir kanun devletiyseniz o kanun devletinin gereğini yapacaksınız. Dolayısıyla suçluları cezalandıracaksınız. Daha 95 tarihindeki faili meçhul cinayetleri araştırma komisyon raporunda da bakın aynı şeyler yazıyor. Devlet verdiği sözü tutması için mutlaka suç faillerini yargı önüne çıkartmalı ve onlardan hesap sormalıdır. Başka türlü diyor halkı inandıramayız diyor. Demek ki 95'ten beri çok fazla bir yol alınamamış maalesef. Hatta ve hatta Türkiye 95'teki tartışma ortamının bile çok çok gerisine kalmış. Bir başka dava neydi? Yine İstanbul'da Anadolu Yakası Adliyesi önünde bir polis kuşatması olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaydı. Şimdi bakın, Kürt belediye eş başkanları hapiste, öyle değil mi? Sevgili Adnan Selçuk Mızraklı hapiste, Gülten Kışanak hapiste, Ahmet abi rahatsızlığı nedeniyle hapiste değil davası devam ediyor Kobani davasında. Sevgili Bediye arkadaşımız Türkiye'yi terk etmek durumunda kaldı hapse girmemek için ve daha nice Kürt belediye eş başkanları ya yurt dışında yaşamak zorunda kaldılar ya da çoğu hapiste. Sevgili Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hapisteler, hapislikleri neredeyse 6 yıl bitecek, 7. yıla girecekler. Muhalefet bir bütün olarak
halk iradesine sahip çıkamadı bakın. Kürt halkının iradesine tam olarak sahip çıkabilselerdi belki kendileri aynı muameleye maruz kalmayacaklardı. Ben bu yargılamadan çıkardığım sonuç aslında budur. Dolayısıyla siz demokrasiye inanıyorsanız ayrımsız olarak halkın hangi etnik gruptan olursa olsun, hangi inanç grubundan olursa olsun halkın iradesine saygıyı her zaman, her yerde savunmak durumundasınız. Bu üç örnekten çıkardığım sonuç şu, Türkiye'de bakın barış olmadığı için, Türkiye yeniden Kürt sorununda çatışmalı bir süreci çok ciddi anlamda ağır bir şekilde, ağır tahribatlara yol açacak şekilde yaşadığı için bakın bütün bunlar oluyor. Son 7 yıl bitti, 8 yıla girdik. Bu son 8 yılın insan kayıpları 6.000'in üstündedir, yaralı sayısı 9.000'in üzerindedir. Çok ciddi sayılardır bunlar. Son 40 yılın çatışma maliyeti İzzet Akyol'un belirttiği gibi 4 trilyon dolar civarındadır. Ve bakın her şey kötüye gitti. Türkiye hızla otoriterleşti. Hatta ve hatta sevgili Nülgün Toker'in dediği gibi bir belirsizlik rejimi ortaya çıktı. Çünkü her gün neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Yani otoriterliğin vardığı boyut aslında çok ileri. Bizler yurttaşlar artık hak taşıyıcısı değiliz. Hakkın öznesi olmaktan çıkarıldık. Dolayısıyla bütün bunlar bakın bu çatışma ve savaş ortamında oldu. O nedenle biz her zaman savaşa karşı barışı savunmalıyız. Bakın Türkiye Rusya'nın Ukrayna saldırısı noktasında ara buluculuk yapıyor değil mi? Barış istiyor. Siz önce kendi Kürtlerinizle bir barışsanız da, siz önce kendi Alevilerinizin eşit yurttaşlık hakkı taleplerini yerine getirseniz de, önce bir toplumsal barışımızı, iç barışımızı sağlasak daha iyi olmaz mı? Elbette ki dünyada barışı savunacağız. Ama yurtta barış, dünyada barış ilkesini hayata geçirmenin yolu tutarlı davranmaktır. İçeride her türlü hukuka aykırı uygulamayı yapacaksınız, her türlü otoriter uygulamayı yapacaksınız. Dışarıda da barışı savunan devlet noktasında hareket edeceksiniz. Bu bir çelişkidir, bunun giderilmesi gerekir. Geldiğimiz noktada siyasal ittifaklar tamamen şekillendi. Şu anda 4 ittifak söz konusu. Hafta sonu Emek ve Özgürlük İttifakı kendini deklare edecek. Diğer altılı masadaki partiler henüz daha Millet İttifakı ama orada Millet İttifakı'nda olmayan partiler var. Onlar daha ne oldu, isimlerinin ne olduğunu açıklamadılar. Yine Sosyalist Güç Birliği İttifakı var. Ve tabii ki şu anda iktidarda her türlü otoriter uygulamayı yapan Cumhur İttifakı var. Seçime gittiğimiz bu süreçte bütün bu ittifak bileşenlerine bizim hatırlatmak istediğimiz tek şey var. Türkiye kendi iç barışını yakalamadan, Türkiye barışı sağlamadan yol alamaz. Dolayısıyla bu seçim dönemi vesilesiyle bizler barışı hatırlatmayı, barış hakkını savunmaya devam edeceğiz. Savaşa karşı barış noktasında tutum almaya ve herkesi de bu noktada tutum almaya davet edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler.